Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese mutlu, huzurlu vakitler diliyorum. Bugün sizler için cep yapımını anlatacağım. Birçok modelimde bu cep tekniğini kullanıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Küçük bir parça üzerinden anlatıyorum. Cepin boyutunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yakadan başladığınız modelde nasıl uygulayacaksınız veya alt kısımdan başladığınız modellerde nasıl uygulayacaksınız anlatmak istiyorum kısaca. Şimdi burada ben alt kısımdan başladığımız bir model farz ederek o şekilde anlatacağım. Diyelim ki burası haroşa veya lastik örgü, dilediğiniz örgü modelini kullanabilirsiniz. Ardından örgü modelimiz hangisi ise bir 5-6 santim kadar onu uyguluyoruz. Daha aşağıda cep istiyorsanız tabi buradaki mesafeyi daha az tutabilirsiniz. İlmeklerimizi ayırıp modelimize devam ediyoruz bu şekilde. Modeli tamamladıktan sonra en son cepleri örebiliriz. Eğer yakadan başlama bir model uyguluyoruz isek, ördük, sona doğru yaklaştık. Beden bölümünü bitirmeden önce yine buradaki mesafe, cebin alt kısmını bahsediyorum. Buradaki mesafe ne kadar olsun istiyorsak o şekilde ayarlamamızı yapıyoruz. İlmeklerimizi ayırıp sonra o mesafeyi ardından lastik örgümüz veya haroşa örgümüzü örüp modelimizi tamamlıyoruz. Ayırdığımız ilmekleri de sonrasında örüp cebimizi oluşturuyoruz. Şimdi dediğim gibi ben alttan başlanan bir model varsayarak sizlere anlatacağım. Şöyle ben iki haroşa çizgisi ördüm. Bir dört sırada düz örgü, ters örgü yaptım. Ön yüzde başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi bu kısımda ilmek ayırmaya başlayacağım. Cepin boyutunu ne kadar isterseniz o kadar ilmek ayırabilirsiniz. Şöyle göz kararı ben ayırıyorum. Bu şekilde bir aparat olur veya bir çorap şişi de işinizi görür. Artık bu aparatı tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Bayağı yaygınlaştı. Şöyle sonda 6 ilmeğim kaldı. Bunları ayırdım. Bakalım kaç ilmek ayırmışım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ilmek ayırdım. Şimdi bu kısımdan ilmek çıkararak devam edeceğim. Bu ilmeklerim kalıyor. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkada ilmeklerim, ters ilmeklere batarak ilmeklerimi sırayla çıkarıyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Şöyle kalan 6 ilmeğim vardı. Bunları da örüyorum. Sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde de düz örerek birkaç sıra ilerletiyorum. Arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Şimdi modelimize devam ediyoruz. İlmek ayırdıktan sonra biraz ördüm. Şimdi cebimizi oluşturmaya başlıyoruz. Siz artık örgünüzü ön parçasını tamamlamış olursunuz. Bu şekilde sonrasında cep kısmına geçebilirsiniz. İlk önce aparattaki ilmeklerimi şişe alıyorum. İlmeklerimi şişe aldım. Şimdi bu kısımdan örmeye başlıyorum.
arkada ipinizi sabitleyebilirsiniz. Arka yüze geçtim. İlmeklerimi ters örgü yapıyorum. Cep boyutunu ne kadar istiyorsak o kadar örebiliriz. İster düz bir şekilde bitirebiliriz. Dilerseniz uç kısma haroşa veya lastik örgü de yapabilirsiniz veya pirinç örgü. Dilediğiniz örgü modelinde kullanabilirsiniz. Ben düz ördüğüm için bu şekilde devam ediyorum. Bu kısmı biraz ilerletelim. 15 ilmekten oluşturduğum cep kısmını orta kalınlıktaki yün ile 15 sıra ördüm. Son olarak ön yüzü ördüm. Şimdi bir iki sıra da haroşa uyguluyorum. Haroşayı ben düzden ördüğüm için arka yüzde düz örünce ilk haroşa çizgim ön yüzde oluşacak. İki haroşa çizgim oluştu. İlmekleri kapatıyorum. Şöyle bir ilmeğimi aldım, diğerini ördüm. Üzerinden atlatarak ilmeklerimizi kapatıyoruz. İlmekleri kapattım. Şimdi bu mesafe boyunca dikiş yapacağız. Şöyle biraz uzunca tutup kesiyorum. Başlangıçta da yine bu başlangıç ipimizi biraz uzun tutarsak bu kısmın dikişinde bu iple yapmış oluruz. Dikişimizi de şu şekilde yapıyoruz. Buradaki ilmeğimizi hizalıyoruz. Bu kısma bir iğne ile sabitleme yapalım. Ardından dikişimizi yapıyoruz. Yine aynı şekilde buradaki ilmeğe de bu kısmı hizalayarak bu kısımdan dikişini yapalım. Kenar dikişlerini de tamamladım ve bu şekilde cebimiz oluştu. Başlangıç kısmı da gördüğünüz gibi düzgün ve muntazam görünüyor. Bu cep yapımını dilediğiniz örgü modelinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Vakit ayırıp benimle birlikte denediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşene dek sevgiyle kalın. Thank you.